içerik yönetim sistemlerinin bir tanesi aslında WordPress'tir. Yani burada içerik yönetim sistemi dediğimiz şeyler neler? Mesela Drupal, Joomla, işte Wireframe, işte Exo, yok işte gibi hani benim aklınıza gelebilecek içerik yönetim sistemleri arasında %67'lik bir payı var WordPress'in. Bir PHP MySQL uygulaması, PHP programlama dilinde yazılmış, arka planda MySQL veri tabanı sunucusu kullanan bir uygulama WordPress. WordPress.com isiminde bir tane kendi servisi de var. Kendi sunucunuzu kurmak yerine bir şey.wordpress.com diye de bir WordPress sitesi alabiliyorsunuz. Şimdi WordPress ile ilgili duymuş olabileceğiniz etrafta çeşitli efsaneler var. Bu efsanelerin başında WordPress'in güvenli olmadığı yatıyor. WordPress kurmaya kalktığınız zaman ya da bir şeyde WordPress kullanacağınız zaman ya bu amatör bir site değil, hani işte güvenliği falan çok önemli, WordPress kullanmasak denilebiliyor. Ama hani internette gösterdiğim 4'te bir WordPress'in oluşturduğunu düşünürseniz o kadar da güvensiz olsa, bu kadar sitede kullanılması çok olası değil. Yavaş oldu gene efsane arasında. İki WordPress'in yavaş olması neye göre yavaş gibi bir problem var ortada. Hani tabii ki statik bir web sitesine sadece HTML olan bir web sitesine göre daha yavaş çalışıyor diye görülebilmekle beraber aslında hani gözde görülür herhangi bir dinamik uygulamaya göre özel olarak bir yavaşlığı yok. Kurumlar için uygun olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Sonuçta her tür web sitesi için kullanılabiliyor ve her tür şekilde sunulabiliyor. Bugün WordPress kullanan birçok ciddi kurum ve Türkiye'de de var, yurt dışında da var aynı şey. WordPress'in desteğinin olmadığı ya da desteğinin bulunamadığı gene efsane arasında ki böyle bir şey gene yok. Hani WordPress desteği veren birçok kurum bulabilirsiniz. En azından benim çalıştığım özgür yazılım aşağıda WordPress desteği veren kurumlar arasında. WordPress'in ölçeklenemediği, hani küçük siteler için uygun oldu ama çok sayıda kullanıcının bağlandığı, çok fazla kişinin bağlandığı şeylerde tek bir sunucudan daha fazlasının ölçeklenemediği problem olduğu gibi efsane dolaşıyor. O da çok gerçekçi değil çünkü istediğiniz kadar sunucuda WordPress çalıştırabiliyorsunuz. Esnek olmadığı aslında sadece blog tarzı siteler için uygun olduğu söyleniyor ki bu da çok doğru değil. Çünkü WordPress'in şablonları, işte eklentileri, temaları ile istediğiniz bir tasarımı herhangi bir hani HTML, CSS olarak tasarlayabildiğiniz herhangi bir siteyi bir WordPress sitesi olarak tasarlayabiliyorsunuz. Bunun önünde bir engeliniz yok. Bir de tabii en popüler efsane hani WordPress aslında çok kötü, ben kendim yazsam daha iyi yazarım tarzında kendi kodumu kendisi yazanlar var. O da biliyorsunuz ayrı bir güvenlik açığı problemine yol açıyor. Çünkü hani adamlar bilmem kaç sitede çalışsın diye bir uygulamayı senelerde geliştirirken bizim tek başımıza yazacağımız bir kodun WordPress'in kodundan daha güvenli olacağını hayal etmek çok gerçekçi değil. Bu arada hani baştan sona tek taraflı anlatmak durumunda değilim. Kafanıza takılan sorular olduğu zaman beni keserek soru sorabilirsiniz. Lütfen elinizi kaldırın. Yani ben de konuşmayı durdururuz. Size söz veririm ve beraber karşılıklı etkileşim halinde götürürüz sonucu. Şimdi nasıl WordPress güvenliği dediğimiz zaman, WordPress sunucu güvenliği dediğimiz zaman nelerden bahsediyoruz? Birincisi sunucu işletim sisteminin güvenliğinden bahsediyoruz. Güvenlik dediğimiz şey katman katman gerçekleşen bir şey. Aslında bunu bir soğana benzetebilirsiniz. Amacımız olabildiğince kat koymak ki adam soğanı soyarken ağlamaktan sonra vazgeçip tamam ben yeter bu bıktım bundan deyip bırakıp gitsin. Yani güvenlik biraz ona karşılık geliyor. Olabildiğince fazla katman koyuyorsunuz ki adam belli bir noktada bırakıp pes etsin diye. Yoksa kırılamaz bir sistem diye bir şey yok aslında. Sunucu işletim sisteminin güvenliği var. Web sunucusunun güvenliği var. Sonuçta bu bir web uygulaması, web üzerinden servis veriliyor. Uygulama sunucusunun güvenliği var. Arka planda kullandığı veri tabanı sunucusu var, onun güvenliği var. WordPress'in kendisinin güvenliği var. WordPress'in eklentilerinin ve temaların güvenliği var. Aslında burada 6 parça güvenlikten bahsediyoruz. 6 katmanımız var. İşin network kısmına falan hiç girişmiyor. Burada çünkü sunuculardan bahsediyoruz. Bu arada bu sunumun aynısı internette var. WordPress sunucu güvenliği diye ararsanız bulabilirsiniz. Slaytların hepsi var. O yüzden hani not almakla, fotoğraf çekmekle vesaire zaman harcamayın. Ha benim fotoğrafımı çekebilirsiniz. Hiçbir şey yok. Şimdi işletim sistemi dediğiniz zaman Windows işletim sistemi üzerinde çalıştırdığınızı farz ediyorum. Hani bir WordPress bir Windows sunucu üzerinde çalıştırmak çok akıllıca bir fikir değil. Çünkü Windows'un zaten kendisi sunucu sistemlerinde çok yaygın olarak kullanılmıyor. Hele internette çalışan servislerde yaygın olarak kullanılmıyor. PHP'nin ve MySQL'in kendisinin de birazcık özgür yazılım olduğunu düşünürseniz onun bir özgür yazılım işletim sistemi çalıştırması çok daha verimli ve güvenli olur. Öncelikle Linux kullanırken uzun ömürlü bir dağıtım sürümü kullanmanız gerekiyor. Burada uzun ömürlü dediğimiz şey şuna karşılıyor. Üreticilerin Long Term Support diye söyledikleri, LTS adını verdikleri sürümler var. Örneğin işte Red Hat Enterprise
enterprise lüks var, onun benzeri işte Santos'u, işte şeyle, Oracle lüks vesairesi var. Onlar mesela şunu söylüyorlar, 10 sene boyunca ben çıkan ürünün güvenlik güncellemeleri yapacağım. 10 sene boyunca siz bir üst sürüme geçmeden sadece güncelle diyerekten güvenlik yamalarını yapabiliyorsunuz işletim sistemi. Bu tarz bir işletim sistemi kullanmak gerekiyor. Debian'ın stable gibi, Ubuntu'nun VTC sürümü gibi bir hani uzun ömürlü dağıtım kullanmanız gerekiyor. Öteki türlü 6 ayda bir, yılda bir siz bu dağıtımı tekrar kurmanız gerekirse ya da güncelle dediğinizde acaba bozulur mu diye bir korkunuz olduğunda yapacağınız şey o işletim sistemi güncellememek. O işletim sistemi güncellemediğiniz zaman da WordPress'in özünde istediğiniz kadar kafanızı kırın, aşağıdan gol yiyeceksiniz. O yüzden eliniz titremeden güncelle bunu deyip güncelleyebileceğiniz bir işletim sistemi kullanmanız gerekiyor dağıtım seçimi. Güvenlik güncellemeleri yapmanız gerekiyor ve etkinleştirmeniz gerekiyor. En çok yapılan hatalardan biri bu. Güncelle dedikten sonra sanki sistemin güncellenmiş diye farz ediyorsunuz. Halbuki hangi paketler güncellendiyse o servislerin tekrar başlatılması gerekiyor. Örneğin siz bir kernel güncellemesi yaptıysanız o bilgisayarı kapatıp açmanız gerekir. Sistem yöneticilerin en fazla gurur duyduğu ve hevesle gösterdiği şeylerden biri uptime süresidir. Uptime dediğim şey bu bilgisayar ne kadar süredir kapanmadan çalıştığı bir ciddi bir gurur kaynağıdır. Çünkü işte böyle bakın işte 450 gündür bu sonucu kapanmadan çalışıyor diye. Ben orada 450 günü gördüğüm zaman ise güvenlik açıklarıyorum. Çünkü 450, geçmiş olan 450 gün kafamdan geçiyor. O arada kernel'da çıkan güvenlik açıklarını hayal ediyorum. Bunların hiçbirini güncelleştirmediğini fark ediyorum. Ve ama sonuçta bir sürü güvenlik açığı var. Herhangi bir güncelleme yaptığınız zaman bunu etkinleştirmediğiniz taktikte o güncellemeyi yapmanızın çok bir anlamı kalmıyor. Örneğin SSL güncellemesi yaptıysanız, SSL kitaplarını kullanan tüm servislerin tekrar başlatılması gerekiyor. Güvenlik duvarınızın çalışıyor olması gerekiyor ve güvenlik duvarında sadece hizmet verilen portlar dışındakileri engellemeniz gerekiyor. Bu bir web servisi, WordPress bir web servisi olduğu için 80 ve 443 dışında bir porttan erişilebilir olması gerekmiyor. Hadi bir de uzaktan erişebilirim diye 22. portu açtınız. Kalan portlarda bir işiniz olmaması bekleriz. SE Linux ya da benzeri bir güvenlik modelinin etkin olmasında fayda var. Şimdi özellikle böyle bir aranızda web uygulaması daha önce kurmuş olanlar vardır. Web uygulamaları kurulum dokümanları şöyle başlar. Önce SE Linux'u kapatalım. Şimdi bu genellikle SE Linux'un ne işe yaradığını bilmeyen web geliştiricilerinin kurulum dokümanı yazmasından kaynaklanır. SE Linux çok basitçe, hani çok kısa anlamda, kısa haliyle anlatırsam şu işe yarıyor. Normalde Linux'ta izinleri kullanıcı bazlı ayarlarsınız. Bir kullanıcı şu dosyalara erişebilir, şu dosyalara erişemez vesaire diye ayarlıyorsunuz. Ve otomatikman beraberinde şey gelir. Her bir servis için bir kullanıcı açılır ki aslında sanki servisi kısıtlıyormuşumcasına o kullanıcıya kısıtlama uygulayabileyim diye. Şimdi SE Linux'ta ise şunu yapabiliyorsunuz. Uygulama bazlı olaraktan bu uygulama şu dosyalara erişebilsin, şu dosyalara erişemesin diye kullanıcı bazlı değil, uygulama bazlı yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kısıtlama modeli getiriyor. Genellikle web geliştiricilerin SE Linux'u kapatalım diye cümleye başlamasının nedeni dosyaların SE Linux özelliklerini ayarlama ya da bir SE Linux politikası yazmayı bilmedikleri için otomatikman ya SE Linux açık olunca benim uygulama çalışmıyor diye kapatmıyor gibi. Yani WordPress çalıştırırken genellikle böyle bir problemle karşılaşmamanız beklenir. SE Linux'u o yüzden açık tutmaya devam etmenizde fayda var. Bu arada slaytların hepsi internette var. Yeni gelenler için tekrar edeyim. Hani WordPress sunucu güvenliği diye ararsanız slaytların hepsini bulabilirsiniz. Boşu boşuna not almakta, fotoğraf çekmekte zaman harcayacak. Böyle tab dizini bulunur Linux'ta. Bu dizin genel olarak geçici dosyaları saklamak için kullanılıyor. Dışarıdan upload alan, dışarıdan dosya alan herhangi bir uygulama da genellikle bunu öncelikle bunu TMB'ye yazar. Daha sonra gider nereye taşınacaksa taşır. Böyle tab dizininde normalde geçici dosyaları olduğu için böyle tab dizinden bir uygulama çalıştırılmasını beklemezsiniz. Doğru mu? O yüzden Linux'un güzel bir özelliği var. Dizinleri bir disk bölümüyle belirli özelliklerle bağlayabiliyorsunuz. NoExec de bunlardan bir tanesi. NoExec özelliğiyle siz bir disk bölümünü bağladığınız zaman onun içinde çalıştırılabilir bir dosya olsa bile o dosyayı çalıştırmıyorsunuz. Ancak şunu yapmanız gerekiyor. Ancak şunu yapabiliyorsunuz, hani o dizini unmount edip geri mount ederseniz o zaman ancak çalıştırabilir hale geliyorsunuz. Bu da zaten dışarıdan bir saldırıdan kolayca yapabileceği bir şey değil.
Bunu bu şekilde kısıtladığınız zaman birisi WordPress'inizin upload mekanizmasını, dosya gönderme mekanizmasını kullanarak çalıştırılabilir bir dosya koysa bile bunu çalıştırmayı başaramayacaktır. Çünkü bu ritem dizinin içerisinde çalıştırma etkisi olmayacaktır. SSH servisini açık tuttuğunuzu farz ediyorum. SSH servisinizin SSH servisinize parola ile ve root kullanıcısına girilememesi önemli. Hani uzaktan erişime tabii ki kapatmak isteyebilirsiniz ama her dakika sunucu odasına gidip başında işlem yapmak isteyeceğini zannetmiyorum. En azından kendi adıma istemiyorum. O yüzden en azından root kullanıcısına girilememesini ve parola kullanmak yerine anahtarla girişi açık tutabilirsiniz. Gelelim Apache web servisine. Web servisi düzeyinde neler yapabiliriz? Birincisi, gerekli olmayan Apache modüllerini yüklemeyebilirsiniz. Apache modüler bir uygulama. Dünya kadar modülü hazır, açık bir şekilde geliyor. Bunun arasında kullanmayacağınız bir sürü modül de bulunuyor. Apache'nin ayar dosyasında bunların üzerinden geçerekten kullanmayacağınız modülleri kapatmak ve iki yönden size artı sağlıyor. Birincisi, kullanmayacağınız modüllerde çıkacak herhangi bir güvenlik açığından açıyla boğuşmuyorsunuz. İkincisi, güvenlik problemlerinin bir kısmı da aslında sunucu servisini durdurmaya yöneliktir. Servis aksatma saldırısı diye geçen, denial of service, DOS diye geçiyor. Bu tip bir saldırı da aslında sizin sunucunuzun cevap veremez. Olabildiğince fazla kullanıcıyla bağlanmaya çalışıp sizi cevap veremez hale getirmeye çalışırlar. Apache'nin gerekli olmayan modüllerini yüklemediğiniz takdirde hafızada daha az yer kaplayacaktır ve aynı anda daha fazla kullanıcıya cevap verebilecektir. Bu durumda atıyorum 80 kullanıcıya aynı anda cevap verebilirken siz bu modülleri temizlediğiniz zaman 100 kullanıcıya cevap verebilir hale geleceksiniz. Belki o tip bir servis aksatma saldırısına daha uzun süre dayanabileceksiniz. Gibi bir aslında performans artışının getirdiği bir güvenlik artısı var. Doğrudan bir güvenlik önlemi değil ama performansı arttırmaktan dolayı kazandırdığı bir güvenlik artısı olabilir. Apache'nin Server Tokens ve Server Signature dosyaları, ayarlarıyla siz aslında dışarıya bir sürü bilgi veriyorsunuz. Hani bu işte Apache'nin şu sürümünü kullanıyorum, PHP'nin şu sürümünü kullanıyorum, MySQL'in bu sürümünü kullanıyorum, SSL'in şu sürümünü kullanıyorum gibi dışarı bilgiler veriyorsunuz. Bunlar evvel zaman içerisinde internet çok daha dostane bir ortamken istatistik çıkartabilirim diye yapmışlar. Şu anda ise bu bilgileri vermeniz doğrudan birisini saldırırken ha bu sürümleri kullanıyorlar diye saldırabilmesini sağladığı için genelde kapatmayı tercih ediyor. Genellikle artık yazılım geliştirenler Git, SVN gibi bir sürüm takip sistemi kullanıyorlar. Bunlar da genellikle web uygulama dizinin altında .git, .svn dizileri halinde bulundukları için onlar içerisinde çeşitli ulaşılmasını istemediğiniz bilgiler olabilir. O yüzden bu dosyada erişim engellenmesi önemli noktalardandır. Zayıf SSH şifreleme yöntemlerini kapatmamız gerekir. Hep duyuyorsunuz, işte son senelerde denizden bir kere çıkar. İşte SSL'de çok acayip, işte gündemde açık çıktım, ona güzel karizmatik de bir isim buldum, işte hardplay gibi vesaire gibi. O tip bir şeyde aslında karşılaştığınız şey genelde şudur. Eskiye yönelik olaraktan bir sürü SSL protokolü var uygulamada. Bunların bir kısmının daha yenileri çıkmış durumda ama eskiler geriye dönük uyumluluk açısından açık tutulabiliyorlar. Ne zaman önemli oluyor bunlar? Mesela Internet Explorer 6.0 ile bağlanmaya kalktığınız zaman yeni SSL protokolleri olmadığı için Internet Explorer 6.0 bağlanamaz hale geliyor. Bugün artık bunların çok hani eskiye dönük olaraktan tarayıcı sürümlerine destek vermek çok önemli bir hale gelmiyor. Niye? Çünkü artık tarayıcıların hemen hepsi kendi kendilerini güncelliyorlar. Yedincisi güncelliyorlar. Hatta belli yazılımlar şey diyoruz çıkartıyor. Sen eski sürümünü tarayıcıyla bağlıyorsun, ben sana banka işlemi yaptırmam falan gibi şeylerle çıktıkları için İnsanlar mecburen bu güncellemeleri yapıyorlar zaten. O yüzden böyle geriye dönük olaraktan bilmem kaç sürümün SSL sürümüne destek vermeniz gibi bir ihtiyacınız aslında yok. O yüzden zayıf, eski, güvenlik açısından ihtiyacınız olmayan sürümleri kaldırabilirsiniz. Zaten yeni tarayıcılar o SSL protokollerini kullanmıyor. Ön tanımlı gelen traceable denen bir özelliği var. Genelde ben ne kadar işe yarar olduğu konusunda çok emin olmasam da hani böyle hazır güvenlik araçları vardır ya tarama yaptığınız. Onlarla tarama yaptığınız zaman hemen bağırıyor. Bakın bunu traceable açık kapatsanız da falan diye. Ben sırf raporlarda başımda bağırmasın diye bile onu kapatıyorum. WordPress dizini için normalde sizin Apache'ye HD Access denen bir dosyası var Apache'nin. Üzerine ayarları değiştirmenize yarıyor o dizin için.
bu HTAC ses dosyasıyla WordPress'in işlem yapabilmesi gerekiyor ki güzel size cicili bicili isimler göstersin. Yani böyle web sitelerinde görürsünüz ya işte haberler.com böyle işte kamu tire açık tire kaynak tire konferansı tire başlıyor tire işte 25 Ekim falan diye bir URL görürsünüz böyle bir adres. O aslında öyle bir adres yok tabii. Onun dönüşümünü HTTP access dosyalarıyla WordPress size yapıyor. Bunun yapılabilmesi için orada allow override denen bir ayar var yapılan. Genel yaklaşım böyle hani 777 verimde kurtulalım yaklaşım çerçevesinde allow override all deniyor. Aslında all'a gerek yok, her şeyi vermenize gerek olmuyor. File info vermeniz yeterli oluyor. Bunun dışında önemli noktalardan biri başta Yandex olmak üzere hani minimum arama motoru botlarının zapt edilmesi. Başta Yandex olmasının sebebi şu, genellikle Yandex botları bir şekilde sonsuz dönemde girmeyi başarıyorlar. Yani giriyor böyle, bakıyorsunuz sonucu ağlıyor yani aha diyorsunuz saldırı alıyorum, çok feci saldırı aldım diye bir bakıyorsunuz hani aynı anda 25 tane Yandex işte 50 tane Yandex botu saldırmış, haldırıldır sizden dosya çekiyor. Yani bu tip durumlarda karşılaşabildiğiniz için hani başta Yandex botları üzerinde olmak için diğer botlara karşı biraz dostluk oluyor. genel yaklaşım Apache'nin Apache içerisinde PHP modülü şeklinde kullanılması PHP. Bunun yerine PHP uygulama sunucusu kurabilirsiniz. Çeşitli PHP uygulama sunucuları var. PHP FPM, HHPM'ler gibi ayrı birer uygulama olarak çalışıyorlar. Bu size ne kazandırıyor? Birincisi normalde siz PHP dosyası işlemiyorsanız bir de örneğin bir JPG dosyası sunuyorsunuz. Sunduğunuz JPG dosyasını sunan Apache süreci içinde PHP modülüyle beraber yükleniyor. Boş boşuna vermekte yer kalmıyor. İkincisi herhangi bir problem çıktığı zaman sorun Apache'den mi kaynaklanıyor yoksa PHP modülünden mi kaynaklanıyor diye ayırt etmek ikisi gönüllü olduğu takdirde biraz daha zor oluyor. İşin debug etme ve hata yükleme kısmında ikisinin ayrı süreçler olması size büyük kolaylık sağlar. Ve maksimum clients ve server limit ayarlarının ayarlanması gerekiyor. Şimdi genellikle şöyle bir yanlışlık yapılıyor ama Apache'de bu standartlar ayarlanıyor. Fakat herkesin donanımı o standart ayarları kaldırıyor. Örneğin o standart ayarlarla sizin servis verebilmeniz için diyelim ki 128 GB RAM'in olması gerekiyor. Siz de gidiyorsunuz sunucuya 8 GB RAM veriyorsunuz. Şimdi bu noktada Kullanıcı geliyor, bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor, belki birisi saldırıyor. O noktada sunucu otomatikman söpe düşüyor. Çünkü RAM gitti. Söpe düştüğü zaman hani söpe düşmüş bir sunucuyla uğraşmış olanlarınız mutlaka vardır. O zaten sunucu ölmüş demektir. Yani hani siz RAM'i disk gibi kullanmaya kalktığınız zaman yavaşladığı için sunucu aslında pratikte servis veremez hale geliyor. Çok yavaşlıyor. Onun yerine siz örneğin bu ayarlarla değil ki 100 kullanıcı mı kaldırabiliyorsunuz ya falan. 100 kullanıcı kaldırabilirim ben diye ayarlarsanız Apache 101. kullanıcı geldiği zaman söpe düşüp tüm kullanıcıların canını okumak yerine 101. kullanıcı daha şu an kafamı kaşıyacak vaktim yok sen git daha sonra sana servis veririm deyip geri döndürmeyi için ona servis vermeme yöntemine gidelim. Apache yerine Nginx kullanırsanız da bunun çok benzeri ayarların aynılarını Nginx'te de bulabilirsiniz. Hemen hemen eşlenikleri olur. Ya da şöyle bir şey daha söyleyeyim. Soruda daha önce bir şey var. Ben çok bilgi sahibi değilsem hangisi bana daha iyi? Şimdi çok bilgi sahibi değilseniz PHP modülü olarak Apache PHP SQL kurduğunuz için çok daha kolay olacak. Çünkü yani kur diyorsunuz kur. Nginx tarafında aslında Nginx ile Apache arasında kadar çok büyük bir farklılık yok. Yani şu anlamda farklılık yok. Apache modüler bir yazılım ve her derde deva almak için tasarlanmış. Çok yetenekli bir modül sunucusu ve hani hazır hali bu yeteneklerin hepsini kullanabileceğiniz halde. Siz isterseniz o değiş özelliklerini kapatıyorsunuz, kırpıyorsunuz, kuşa dönüyor, ışıkta kullanıyorsunuz. Nginx ise genel olarak kuşa dönmüş bir halde kullanıyor. Siz şu özelliği ekleyin, bu özelliği ekleyin derseniz uğraşıyorsunuz ve ekliyorsunuz. Yani burada aslında ne taraftan başlayarak gitmek istediğinizle bağlı. Yani sizin çok yoğun bir siteniz yoksa çok rahatlıkla Apache kurulumuna bununla devam edebilirsiniz. Daha yoğunlaştığı zaman Apache kurulumunuzu kırpma yöntemine gidebilirsiniz. Ya da Nginx ile başlarsınız, işlevsellik gerektiği zaman biraz daha denebilirsiniz. O biraz aslında yoğurt iş farklılığı gerekiyor. Bu son zamanlarda encrypted gibi falan böyle terbotlar, hani ücretsiz 6 aylık
sosyal sertifikası veren hizmetler var. Yani mesela biz bunun bazılarını ben kendim deniyorum, kullanıyorum. Hani bunu kullanmak mantıklı mı? Böyle hani doğrudan gidip bir sosyal sertifikasını hani para vererek mi alsak daha iyi olur. Şimdi bu soru aslında çok geçerli bir soru. Çünkü aslında şey noktasında tıkanıyor. Hani SSR sertifikası nasıl çalışıyor, neye yarıyor? Hani bunun kötüsü, iyisi var mı? Noktasında şey yapıyor. Şimdi SSR şifrelemesinin aslında sertifikanın kendisiyle bir bağlantısı yok. Yani iki tane sonuçta siz işte OpenSSR kütüphanesi var. Onunla kurmaya kalktığınız zaman kendi sertifikanızı kendiniz de öğretebiliyorsunuz. Ve iki taraf aslında arasındaki şifreleme aslında teknik açıdan gerçekleşen bir şey. Sertifikanın şifrelemeye kattığı hiçbir şey yok. Ama burada sertifika dediğimiz şey size şunu sağlıyor. Sertifika aslında bir kimlik kartı. Yani bu şu anlama geliyor. Mesela ben gittim Murat hocama dedim ki abi hepsi burada koma bağlanmak istiyorum dedim. O da sunucu olarak bekliyor. Şimdi hepsi burada koma bağlanacağım zaman haliyle onun bana ben hepsi burada komum diye bir kimlik kartı göstermesini bekliyoruz. Aslında SSL sertifikası dediğimiz şey o. Aramızdaki şifrelemenin ne kadar güçlü olduğunu etkilemiyor. Ama o bana bir kimlik kartı gösteriyor. Ben hepsi buradayım. Bakın şu işte Orm Otorite tarafından da soğuk damlada imzalı bir sertifikam var. Hani sahte değil bak bu sertifika. Aslında bunun engellediği tek metot şu. Ben yanlışlıkla hocam isminiz neydi? Ahmet'e gidip de şey deneyeyim diye. Abi hepsi burada konmuşsun dedim. O da kerizi yakaladım dedi. Tabii hepsi buradayım canım gel dedi. Yani böyle bir durumu engellemek için soğuk damlalı bir sert kimlik kartı diye düşünüyoruz. O yüzden eğer karşınızdaki tarayıcı bir sorun çıkartmıyorsa her türlü sertifika kullanmak mübahtır. Yani çünkü amacı zaten sadece şey, yani karşınızdaki bir arıza çıkartmasın diye yapılıyor. Ve şifrelemenin kendisine hiçbir etkisi yok. Gelelim PHP uygulama servisine. PHP uygulama servisi tarafında yapabileceğiniz yeni çeşitli şeyler var. Birincisi PHP'nin Disable Functions diye bir ayarı var. Bunda siz PHP'nin kullanmadığınız, tehlikeli gördüğünüz çeşitli fonksiyonları kapatabiliyorsunuz. PHP'de çünkü kabukta, komutla çalıştırabiliyorsunuz. Yani yapabileceğiniz taklanın haddi hesabı yok. Ama bunun hemen hiçbirinde de aslında WordPress'in ihtiyacı yok. O yüzden siz Disable Functions'da bunları kapattığınız zaman birisi herhangi bir şekilde sisteme sizin içeri bir PHP dosyası açıp atıp ki hani işte bunun için şeyler vardır böyle dosya yöneticisi gibi falan olan PHP programları var. Direkt hani böyle kırıldığı zaman içeri atılmak üzere ve çalışılmak üzere. Bunlar içeri atılmayı başarsalar bile çalışmayacaklardır. OpenBase ile ilişkilen dizini kısıtlayabiliyorsunuz. Yani birisi sunucudaki atıyorum ETC Shadow dosyası ulaşmaya kalktığı zaman PHP uygulama sunucusu diyor ki bir dakika yani ben burada şu dizinlerde çalışmam gibi tasarlanmış. Benim bu dizine erişmem beklenmiyor. O zaman ben erişemem. Deyip uygulamaya buna izin vermeyeyim diye. Burada genelde ihtiyacımız olan şey WordPress'in olduğu web dizine. Örneğin böyle var, böyle böyle HTML. Bir de üzerine böyle tam dizine eğer upload alıyorsanız uploadların yazılabilmesi için bu iki dizine erişmesi WordPress'in çalışması için yeterli olur. Enable DL, yine Expose PHP, Short Open gibi ek ayarlar var. Expose PHP, PHP sürümünü söylüyor karşı tarafa. Short Open Tag böyle PHP 3'ten kalma, hani 1990'ların sonundan kalma bir notasyonun hala kullanılmasına olanak sağlıyor. Şu tarafta falan da boşalmış. Gibi şeyleri var. Dışarıdan veri çekmiyorsanız, yani örneğin siz sizin uygulamanız gidip Merkez Bankası'na bağlanın. Oradan canlı canlı kurları alıp sayfada göstermek size. Ya da işte atıyorum meteorolojiye bağlandım, hava sıcaklığını aldım, sayfada gösteriyorum. Gibi bir şey yapmıyorsanız dışarıdan veri çekilmesini kapayabilirsiniz. Bu da Adobe URL ile kapatılıyor. Bunları Disable Functions'a eklerseniz, bunları kapatırsanız dışarıdan veri çekilmeyecektir. Gene saldırılarda sık yapılan bir şey. Gelip sayfaya ufak bir tane kod yerleştirip işte uzaktaki bir sunucudan veri çekilmesini sağlamak, hani sizin oraya bağlanmanızı sağlamak vesaire çalışılıyor. Ya da böyle bir iframe çekiliyor, sayfanızın ortasında lön diye alakası bir sayfa görüyorsunuz. Bunları engellemiş oluyorsunuz. Dosya upload'u hiç almıyorsanız zaten bunu temelde yine deneden çıkartabilirsiniz. File upload'u da kapatabilirsiniz. Session.cookie'nin sadece HTTP üzerinden erişilebilmesi, cookie'nin öyle gönderilmesi için bir ayar var.
Display errors var, hataların fonda sayfaya basılmasını kullanıcının görmesini sağlıyor. Bazı web sayfalarında görüyorsunuz, böyle işte PHP warning falan diye çıkıyor. Orada bir bakıyorsunuz, adam dizinde çalıştı, kabak gibi ortada işte orada var ne, bilmem ne, altı, bilmem ne diye size bilgi çıkıyor. O da sizin kullanabileceğiniz bir bilgi haline geliyor. Ve aynı amaçla olduğu gibi de PHP'de modüler bir uygulama. Kullanmadığınız PHP modüllerini rahatlıkla kapatabilir ve o yüzden hem performans arttırabilir hem de güvenlik açısını azaltabilirsiniz. Tamam. Yönetim sitemdeki fonksiyonlar, WordPress'in yönetim ekranlarındaki fonksiyonları etkiliyor mu? Etkilemiyor. Çünkü şeyler var, orada disabled function'ı kapattıklarınızda sınır bir şey eksikliği kapattığınız zaman sadece bir tane kod karşılaştırma ekranı var. Hani bir editör var, WordPress'in çok nadir kullanılan bir kod editörü var, tema editörü. Onun içerisinde girer ve iki kodu karşılaştırmaya kalkarsanız size div çıkartırken kod kabuğa düşüp orada div çalıştırıyor. Yani bir o sanırım çalışma, onun dışında bir şey olmuyor. File uploadlarla çapa yüklemek, resim... Tabii file uploadları kapatırsanız evet. Yani upload almıyorsanız zaten file uploadları kapatabilirsiniz. Yoksa kullanmanız gerekiyor. Zaten hani her zaman için şey oluyor, hani güvenlikten biraz bastırdığınız zaman kullanışlıktan biraz kaybediyorsunuz. Yani biraz ileride daha kötü şeylere geleceksiniz. Kötü derken daha şey, kullanışlık kaybedebileceğiniz önerilerle gelecek. Başka soru var mı? IP bazlı izin vermeyi kullanabilir miyim? Yapabilirsiniz. Mesela dışarıdan URL open kapatıyoruz ya. Ama ben bir yerden çekiyorum ama birçok yerden çekiyorum. Sadece o yere doğru IP table bazlı yapmak gerekiyor yoksa buradan da... Yok, buradan yapamazsınız. Onu network tarafından kesmeniz gerekiyor. Yani ya güvenlik numarında IP table üzerinden yapabilirsiniz ya da network'teki önünde bir güvenlik numarı içerisinde varsa oradan. Gelelim MySQL'e. Şimdi MySQL'in güncel bir majör sürümün çalıştırılması önemli. Güncel majör sürüm ne demeyi ben tercüme edeyim size. MySQL'in şöyle bir sürümlendirme politikası var. İşte 5-5 bilmem kaç çıkıyor, 5-6 bilmem kaç çıkıyor. Sonra da 5-7, 5-8 diye devam ediyor. Ama burada bir 5-8 dediğimiz şey bir majör sürüm oluyor. Arkasında 5-8, 16, 17, 18, 19 diye giden şeyler minör sürüm. Burada güncel bir majör sürümün çalıştırılmasının şöyle bir artısı var, performans artısı var. Aslında güvenlik artısı değil, performans artısı var. Çünkü genelde majör sürümlerde MySQL'in performansı ciddi bir şekilde artıyor. İyi bir performansla tabii hizmet aksatma saldırılarında sizi daha da yakın hale getiriyor. InnoDB depolama motorunun kullanılması önemli. Çok eskiden gelen bir kurulumunuz yoksa zaten InnoDB kullanıyordur diye tahmin ediyorum. Bugün artık çünkü evvel zaman içerisinde MySQL ilk popülerleşirken MySQL depolama motoru vardı. Çok popülerdi, çok güzeldi. Herkes harika kullanıyordu. Ama artık MySQL'e bu kadar yatırım yapmadığı için şu anda InnoDB'nin üzerine abanıyorlar. O yüzden InnoDB aslında MySQL'dan daha performans. Üstelik daha güvenli ve bir problem yaşadığınız zaman geriye dönüşümüzde daha kolay. MySQL'e bir root parolasının atanması önemli. MySQL sanırım ya 5.6 ya 5.8'den itibaren artık bir default root parolasıyla geliyor. Allah razı olsun. Hani sonra bir tane boş değil. Ama önceki sürümlerde root parolası olmadan geliyordu. Hani herhangi bir parola girmeden root olabiliyordunuz MySQL'de. Ve insanlar unutabiliyordu root parolası atanı. Şu anda yani güncel sürümlerde artık root parolası atanıyor. Bir test veri tabanı ve kullanıcılarına geliyor. Onları kaldırmanızda yarar var. Uygulamaya bağlantığı için her bir yer aynı veri tabanı birden fazla uygulama çalıştırıyorsanız, birden fazla WordPress olabilir. Bunların her biri için ayrı ayrı kullanıcılar ve ayrı ayrı veri tabanları oluşturmamız gerekiyor ki birbirinden izole edebilirsiniz. Tüm uygulamalar aynı kullanıcıyla ya da aynı veri tabanı üzerinde çalıştırılıyor. Uygulama servisiyle veri tabanı sunucusu aynı sunucudaysa, yani hem MySQL hem Apache ya da işte hem MySQL ya da hiçbir FPM'de kullanıyorsanız, aynı sunucu üzerindeyse o zaman aslında MySQL ile uygulama sunucusunun TCP/IP üzerine haberleşmesi gerekmiyor. Linux uygulamaların kendi aralarında haberleşmesi için Unix soketi dediğimiz bir şey var. Bu soket üzerinden, bir dosya üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu aynı zamanda Unix soketi üzerinden haberleşme, TCP/IP üzerinden haberleşme gibi 8 kadar daha hızlı. O yüzden zaten her zaman için aynı sunucuda olduğunuz takdirde Unix soketi tercih edilir. Eğer Unix soketi kullanıyorsanız MySQL'in parametresi var, doğrudan TCP/IP bağlantısını kapatabiliyorsunuz. Yani TCP/IP sağlamayı hiç açma, sen doğrudan sadece Unix soketi üzerine hizmet veriyorsunuz. Bu noktada hani güvenlik pularıyla kestin mi, ay acaba oradan deli kaçtılar girdiler mi, falan gibi dertleriniz de ortadan kalkıyor.
hiçbir MySQL'in genellikle bir apaçık değişik bir MySQL kurulumuyla beraber çok yaygın kullanılan bir MySQL yönetim arayışı. Eğer PHP MySQL kullanıyorsanız birincisi SSL'e zorlamanız önemli. Yoksa isim parolalarınız kapak kapı açıkta gidecektir. İkincisi de bir paket deposundan kurulması önemli. Çünkü o PHP MySQL'ler genelde kuruluyor, sonra da güncellenmesi unutuluyor. En azından bir paket deposundan kurarsanız o paket deposu güncellediği zaman sizden işletim sisteminin güvenlik güncellemelerini yaparken önce PHP MySQL'de götürürsünüz. MySQL'in toplam harcayabileceği belleği aynı Apache'de olduğu gibi ayarlamanız gerekiyor. Yoksa MySQL'e bir anda yüklenme olduğu zaman o dünya kadar bellek harcamaya başlayabilir ya da çok az bellek harcamalı, o yüzden çok performanssız çalışabilir. Bunun için MySQL Tuner, Tuner Trimmer gibi araçlar var. Onları çalıştırdığınız zaman size bir rapor çıkar. Tuner, abi şunları şöyle yapsan, bunları böyle yapsan, şunu şöyle güzelleştirsen, bunu böyle yapsan şeklinde önerilerle geliyor. Şimdi gelelim WordPress'e. Tüm altyapıyı bir elden geçirdikten sonra WordPress tarafında neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Birincisi WordPress'in en yumuşak kargı kullanıcı geçişleri. Yani her uygulamanın olduğu gibi siz dışarıdan kullanıcı girilebildiği ölçüde kullanıcı girişi sırasında problem yaşayabiliyorsunuz. Birincisi login SSL'e zorlamanız önemli. Bunun için burada WordPress'in parametresi de var. Yani hani güvenlik duvarlarını falan boşmanıza gerek yok. Hani admin yani kullanıcı girişini SSL'e zorla diye parametresi var WordPress'in ayar dosyası. Onunla yapabiliyorsunuz. Eğer mümkünse login için kullanılan wp-admin ve wp-login-php diye iki tane dosya var. Onları IP sıralarınızı getirirseniz o zaman o IP'ler dışında gelen herhangi birisi WordPress'e login olamaz. Eğer WordPress'e sadece yönetim panelinden birkaç yönetici kullanıcısı güncelleme yapıyorsa ve bunu da eğer IP kısıtlaması yapabiliyorsanız, insanlar sabit IP'lerden geliyorlarsa, hani bunun içinden geliyor olabilirler, dışarıdan geliyorsa da sabit IP'den geliyor olabilir. O zaman aslında WordPress'in güvenliğini çok büyük ölçüde sağlamış oluyorsunuz. Çünkü genellikle saldırılar zaten kullanıcı sisteme bir giriş yapayım önce noktasında geliyor. Sisteme giriş yapmamış bir kullanıcı üzerinden saldırı yapılması çok kolay değil. Captcha ile spam botlarını engelleme yöntemini bilebilirsiniz. Eğer IP kısıtlaması getiremiyorsanız, bir daha herkese açık bırakacaksanız en azından Captcha kullanabilirsiniz. Captcha modülleri var, işte eklentileri var WordPress için. Onlardan kullanmayı deneyebilirsiniz. Enkede hatalı deneme engelleyen bir yönteme gitmemizde fayda var. Yani adam 500 kere deneyemesin var. Hani 10 kere falan denediği zaman en azından adamı bir 30 dakika falan devre dışı bırakır ki hani daha sonra tekrar denemeye başlasın. Two-factor authentication denen işte Türkçe'ye iki öyle doğrulama dediğimiz şeye geçebilirsiniz. Hani genelde Google Authenticator bir uygulaması var. onunla beraber hani sadece parolayı girmesi yetmez, bir de o uygulamadan gelen parolayı girsin. Yapabilirsiniz. Yani şeylere dikkat edin, hani IP kısıtlaması getiriyorsanız böyle işkencelere de gitmeyin yani. Adam zaten hani IP kısıtlı bir IP'den geliyor. Hani onun için değil de hani ek alternatif şeyler olarak söylüyor. Ek olarak eşitlik doğrulaması koyabilirsiniz ortaya. Eşitlik authentication denen bir hani iki kere parola girdirmek insanlara bir işkence olsa da en azından ilk etapta web sunucusu tarafında bir doğrulama mekanizmasından geçip arkasından WordPress'e ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu da genellikle hani otomatik deneme yapanları, yani şey saldırı yapmaya çalışanları frenliyor. Ana kullanıcı işkence oluyor. Her yönetici düzeyinde bir kullanıcı giriş yaptığında e-postayla bildirim yollayabiliyorsunuz. Bu tarz eklentiler de var. Yani hani şu yönetici admin kullanıcısı giriş yaptı. Şu IP'den şu mekandan gözüküyor diye. Örneğin siz Laos'tan birisi giriş yapıyorsa WordPress'inize yönetici kullanıcısı olarak bir titreyi hani ne oluyor diye bakabilirsiniz. Gelelim dosya sistemi tarafına. İşletim sistemi üzerinde. Bir, 777 vermeyin. Yani genelde 777 ver kurtul politikası sürdürülebiliyor ama hani böyle ilk aldığınız güvenlik hatasında yapılan hamle bir dakika bir yetki problemi var ki 777 dayama buluyor. Bunu yaptığınız zaman zaten hani aldığınız her türlü güvenlik önleminin ortasına Hocam bazen öyle durumlar var ki 707 çözmüyor, yani hiçbir şekilde çözemiyorsun, 777 vermek zorunda. O zaman çözülüyor partneriniz. İşimizin yeri. Arkada ne oluyor anlamıyoruz, bir şeyler oluyor. Siz bunu anlatıyorsunuz ama anlık sorunlar oluyor. Anlık sorunları çözmek için de direkt 777 yapıştırmıyoruz. Aynen. Ya işte o 777'yi anlık sorun için yapıştırıp sonra anlık olarak da arkasından temizlemek için gitmek gerekiyor. Gizlediğiniz zaman... Yani gerçekten geçici olacaksa sorun yok ama hani bazı çözümler var biliyorsunuz. Geçici diye yapılır, 5 sene boyunca kullanılır.
Hani öyle değil de gerçekten yetişim olarak koyabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Yani şeyi çok iyi anlıyorum. Hani insan tecrübesinde birisi baskı yaparken bir şeyi çözmeye çalışmak çok kolay değil. Tamam hani noktada geçici olarak verin de. Yani hani ama bir iki saat içinde de toparlayın yani. Hani öyle bir hani geçici olarak verdim. Aa unuttum şimdi şu olayda vermiştim. Üzerinden bir yıl geçmiş. Ondan sonra da başka sorun geliyor. İşte, ondan sonra başka sorun ama işte onun dengesini biraz kurmak gerekiyor. Çünkü o verdiğiniz 777 sonra dönüp tırmalıyor yani. Yani başka yerden tırmalıyoruz. Şimdi orada genel olarak burada 777 vermememize yol açacak reçeteyi de veriyorum. Rahat olun. Şimdi birincisi tüm uygulama dizinlerinin sahibinin uygulama sunucusu dışında bir kullanıcı olması gerekiyor. Yani şöyle anlatayım size, WordPress üzerinde konuşalım. WP Content Upload dışındaki tüm o kodları içeren şeyleri web sunucusunun kendisi dışında bir kullanıcıya verirseniz, örneğin işte Apache kullanıcısıyla çalışıyor web sunucusu, bir uygulama sunucusu. Apache dışında bir kullanıcıya verirseniz o dosyaları, dışarıdan birisi geldiği takdirde bir o dosyaları yazamayacak. Çünkü hani birisi geldi web sunucusunu ele geçirdi. Hadi şimdi dedi ben WordPress'i güncel yap, WordPress'in ayar dosyalarını ekleyeyim, başına sonuna bir şeyler ekleyeyim, dosya ekleyeyim dedi, ekleyemeyecek. Dezavantajı ne? Volkan'ın söylediği gibi işte yönetim panelinden ben tema upload edeyim, işte aşağı pardon tema kurayım, WordPress update'lerini yapayım gibi şeylere girişmeye kalktığınız takdirde yönetim paneli dediğiniz şey de bir web sunucusuyla çalışan bir şey, onları da çalıştıracak. Ama kazancınız ne olacak? Dışarıdan gelen birisi de çalıştıracak. Sadece WP Content Upload dizininin sahibinin uygulama sunucusunun kullanıcısı olması gerekiyor ki orayı yazabilsin. Orayı yazamazsa çünkü siz dosya upload'u alamazsınız. Hiçbir şekilde dışarıdan da hani, atıyorum birisi yazı yazdı, oraya bir resim ekleyince de o resmi ekleyemez. Temanın ya da eklentilerin başka yazması gereken dizinler varsa ona da aynı şekilde upload dizin gibi yetki vermemiz gerekiyor. Normal koşullar altında eğer düzgün bir tema, düzgün bir eklenti yazılıysa zaten upload dizinin dışında bir yere yazmaya ihtiyacı olmaması gerekir. Ama her zaman öyle düzgün yazılmış eklentiler ve temalarla uğraşmıyoruz. Yani o tip bir farklı dizin varsa onu da ayrıca yetkilendirmemiz gerekiyor. Uygulama sunucusuna yazma izni verdiğimiz tüm dizinlerde de PHP motorunu kapatmamız gerekiyor. PHP'nin böyle güzel bir özelliği var. Ama içinde. Şunu söyleyebiliyorsunuz. O dizinde PHP uygulaması çalıştırılmaz. Onun içinde bir PHP kodu varsa bir de PHP onu işlemiyor. Bunu yaptığınız zaman ne olacak? Birisi de belki içeri bir PHP kodu upload etmeyi becerdi. Ne yapacak? WP Content Upload'un içine atacak. Ya da sizin başka yetki verdiğiniz neresi varsa oraya atacak. Siz oralarda PHP motorunu kapattığınız için, çünkü orada bir PHP uygulamasının çalışmasını beklemiyorsunuz. Dışarıdan size efendim JPG, PNG, PDF falan gibi bir şeyler almayı bekliyorsunuz. Orada PHP motorunu kapattığınız için adam orada uygulamayı çalıştırmaya çalıştırmaya çalıştıramayacak. Buna HD Access istemiyoruz yani klasör için yoksa... HD Access'le de olur, HTTP/POF'tan da yapıyoruz. İkisi de olur. Her klasör için yazmak. Evet. Ama zaten hani normalde hani acayip bir eklenti kullanmadığımız farz ediyorum. Sadece WP Content Upload dizisi. Bu direkt modeline baksana. Farklı encodingleri veya analanca dosya uzantısının PDF görüntü içeren fonksiyon çalışması ile evet. Yani PHP modülü o dizinin için çalışmıyor. Yani uzantıya bakarak değil. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir PHP kodu vesairesi işlemiyor. Şimdi, sistemi web arayüzünden güncelleme ve eklenti tema kurma yeteneğinizi kaybediyorsunuz ama bunu hiç yapamayacağınız anlamına gelmiyor. WordPress için kullanılabilen WP Cli denen WordPress'i konsoldan yönetmeye yarayan bir araç var. WP Cli ile siz bu güncellemelerin hepsini yapabilirsiniz konsolda. Temada kurabilirsiniz, eklenti kurabilirsiniz, WordPress güncellemesi de yapabilirsiniz vesaire vesaire. Sadece bunu web arayüzünden yapma yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Buna dikkat. WP Cli sayesinde bu söylenmeyi burada kaybettiğiniz becerileri aynı şekilde sağlayabiliyorsunuz. Şimdi WP Cli'ye gelirsek, WordPress'in ön tanımlı arayüzü web tarayıcısı gerektirdiği için aslında çok kullanışlı olmuyor. Özellikle sunucu sistemi yönetmeye alışkın insanlar için. Bir dakika ben güncelleme yapacağım, o yüzden bir web tarayıcısı açayım, ona bağlanayım falan demek bir
işkence. Web ile tarayıcı olmadan konsoldan WordPress'i yönetebiliyorsunuz. Bunun içerisinde WordPress yönetim panelinden yaptığınız her şeyi yapabildiğiniz gibi ondan daha fazlasını da yapabiliyorsunuz. Örneğin minör güvenlik güncellemesi yapabiliyorsunuz. Çoğu insan şunun farkında olmuyor. WordPress aslında 3-7 sürümünden beri, yaklaşık 4 sene oluyor. 4 senedir tüm majör sürümleri için minör güvenlik güncellemesi çıkartıyor. Yani siz bundan 4 sene önce kurulmuş bir WordPress temanız var mesela, 3-7 sürümünü kullanıyor. 3-8'e geçtiğiniz zaman diyelim ki temanızda bozukluk falan yaşanıyor. 3-7 sürümünde kalaraktan güvenlik güncellemelerini yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ama WordPress'in web arayüzü böyle bir seçenek size göstermiyor. Yani düzenli olarak tüm, hani işte şu anda 4-8 sürüm var WordPress'in ki arada yanılmıyorsam 10-12 kadar majör sürüm geçti. WordPress'in yeni bir sürümü çıktığı zaman, diyelim ki 4-8-2 çıktı, 3-7-25, 3-8-16, işte 3-9-28 falan gibi onun benzeri olan karşılık gelen güvenlik güncellemeleri hepsi çıkıyor aslında. O yüzden siz bir üst sürüme geçmeden de WordPress güvenlik güncellemesi yapabiliyorsunuz ve bu şekilde temanızın fonksiyonu vesairesi uyumsuzsa bir de o güncellemeleri yapma olanağınız olur. WebAcker size bunu otomatik bir şekilde yapıyor. Web arayüzünde böyle bir seçenek olmamasına karşı. Tabii konsoldan bu işlemleri yapabildiğiniz için otomasyon da yapabiliyorsunuz. Örneğin sen Chrome'dan 3 saatte bir kontrol et, minör güvenlik güncellemesi çekilirse otomatik WordPress'e yap. Diyebilirsiniz konsoldan çalışan bir uygulamaya. Ya da işte bir işte Jenkins gibi bir otomasyon deployment aracı kullanıyorsanız işte şunu şunu kur, ondan sonra git WebAcker ile WordPress'in veri tabanında şunu güncelle, ondan sonra deployment'ı bitir diyebiliyorsunuz. Bunun dışında gene WordPress'te saldırmak için çok kullanılan şeylerden biri XML RPC arayüzü. Mobil bir uygulamayı WordPress'te entegre bir şekilde kullanmıyorsanız XML RPC'yi kapatabilirsiniz. Genel olarak mobil uygulamalar için kullanılıyor. Bunu da doğrudan isterseniz Apache'den, isterseniz Google Chrome'dan kesmeniz mümkün. Yönetim arayüzünde eklenti ve temanın dosyalarını düzenlemek için bir editör var. WordPress editörü diye geçiyor. Eğer hani dosya sisteminde kısıtlamaları yapmadıysanız en azından bu tema eklenti editörünü değiştirebilirsiniz. Çünkü o bildiğiniz hani web arayüzü üzerinde dosyaları açıp PHP kodlarını, CSS kodlarını vesaire değiştirmek için yarıyor. Yani onu da bir zahmet web arayüzünden yapmasak güzel olur yani. Hani dışarıdan gelen birileri saldırdığı zaman da yapamasın diye. Bunun dışında web config PHP dosyası var. İçinde veri tabanı erişim bilgilerini içeren. Bunu sadece web kullanıcının sunucusunun kullanıcısını okuyabilecek hale getirebilirsiniz. Çünkü sadece onun okuması gerekiyor aslında. Uygulama iyi çalıştığı zaman veri tabanı bağlantısını yapabilmesi için. Kullanıcıları zor parolalar kullanmaya zorlayabilirsiniz. Yani bunun için WordPress'in yeni ayarları var. Yani şu karmaşıklıkta bir parolaya zorla kullanıcılar, işte şu kadar zamanda bir değişiklik diye. Ama hani burada kantarın topusunu iyi ayarlamanız lazım. Kullanıcılar kağıda yazmaya başlarlarsa paroları o daha büyük güvenlik açığı. Hani aklımda tutamayayım artık. Hani ilgide bir de değiştiriyor diye adam kağıda yazıp masasının üzerine panoya yapıştırırsa hani o yapmaya çalıştığınız şeyi savunabilecektir. Önerilen şeyler arasında admin hesabının adını değiştirmek var. Hani admin diye doğrudan denemesinler diye. Veri tabanındaki örnek değiştirmek var. Bir prefix kullanıyor. Böyle bir alttan çizgi diye. Böyle bir alttan çizgi yerine başka bir şey kullanabilirsiniz sağlamadan. Kullanıcı isimlerini gizlemek için biraz uğraşabiliyorsunuz. Çünkü normalde WordPress bir blogdan türediği için aslında her kullanıcı, yani sistemdeki WordPress kullanıcının bir listesini alabiliyorsunuz. Mantık yazarların bir listesini alayım diye. Onu kapatmak için yapabileceğiniz işlemler var. Onu yapmanız yararlı olabilir. WordPress sürümünü gizleme yöntemine gidenler var. Ama hani ben ne kadar yararlı olduğuna çok emin değilim. Hani normalde çünkü HTML kodlarını açtığınız zaman WordPress'in hangi sürümü oldu orada yazıyor. Hani oradaki sürüme bakıp, aa güvenlik açığı varmış diye saldırmaya genelde kimse benim gördüğüm kadar uğraşmıyor, kafadan saldırıyor. Hani başarılı olursa olur, olmazsa çay yaparız şeklinde devam ediyor. Yani o yüzden hani çok anlamı olduğunu düşünmüyorum ama yapabilirsiniz. İşte gene önerilenler arasında web.config PHP dosyasını web dizinin dışına taşıyabiliyorsunuz. Hani bir üst dizinde de bulunabiliyor. WordPress'in her bir alt dizinin için birer boş index PHP dosyası yerleştirmeyi önerenler var. Bu İşte Apache'de index alma fonksiyonu açık olursa kazara, hani oradan otomatik liste almasınlar diye önerilen şeylerden bir tanesi.
biraz hızlanmam gerekiyor. Dosya veri türlerinin değişikliğini ve takibini öneriyorlar. Öneriliyor genel olarak. Yani herhangi birisi WordPress dosyalarında bir değişiklik yaptıysa bununla ilgili bir uyarı verebilmeniz için. Bunun için OSSEC olsun. Benzer hani integrity tarayıcı ve hani veri tabanı oluşturan çözümler mevcut. OSSEC'i siz WordPress dizilimde dosyalarda bir değişiklik olduğu zaman bana haber ver diyebiliyorsunuz. Upload dizilimi dışında bıraktığınız takdirde WordPress dosyalarının değişiklik olduğunu haberiniz oluyor. Ve tabii ki önemli önlemlerden bir tanesi de düzenli olarak WordPress dizilimi ve veri tabanını yedeğini olması. Yani yediğiniz olmazsa çünkü hani daha sonra çok ağlarsınız. Hani bunu da genellikle hep söylerler, hiç uygulanmaz. Hani bir kere yedekten veri kaybeden insan daha sonra güzel bir yedek almayı öğreniyor. Şimdi bunlar dışında farklı uygulayabileceğiniz yöntemler var. MySQL eğer WordPress'inizi hiç güncellemiyorsanız, sadece belirli aralıklarda tek elden güncellemiyorsa atıyorum, bilmem nerelerden onay çıkarak da güncelleme yapıyorsanız, MySQL web dizisini tamamen sağ okunur hale getirebilirsiniz ve ayrı bir sistemde güncellemeleri yapıp doğrudan web dosyalarını ve veri tabanını o sistemde alıp kopyalayıp basabilirsiniz. Hani bu şekilde bir nevi bir staging ortaya, hani ben bir veri girişlerini burada yapıyorum, birisi onaylıyor, tamam o zaman ben toptan canlıya alıyorum yöntemine gidebilirsiniz. Bu noktada dışarıdan gelen bir veri bir şeyler yazmaya kalksa bile yazamayacaktır. Bunun yanı sıra iksar veriden gelen bir yedek oluşturabilirsiniz. Yani bu atölye 3 saat geriden, 5 saat geriden gelen bir yedek olabilir. Bu noktada hatta 2 gün geriden, 3 gün geriden, 10 gün geriden de olabilir. Tamamen size kalmış. Bu noktada sizin mevcut ve uygulamanızda bir bozulma olduğu takdirde daha eski olan ama geri dönebileceğiniz bir yedeğimiz olur ki bu canlı bir sistem olacağı için hemen güvenlik duvarı tarafında bir yönlendirmeyle hemen o sitesini devreye alabilir halde olursunuz. Bunun yanı sıra detaylı olarak kod tutmak istediğinizde WP Security Audit Log diye bir eklenti var. Bu WordPress'in içinde yapılan tüm içerik değişikliklerinin detaylı olarak logunu tutuyor. Hani özellikle birisi dönüp ya bu web sayfasını kim bu şekilde değiştirmiş falan diye hani hesabını sormaya kalkan birileri olduğu takdirde bunun detaylı olarak kaydını tutabilen eklentiler mevcut. Webdekliği tarafında detaylı olarak anlattım, o yüzden burada hızlıca geçiyorum ama WordPress'in güvenlik güncellemelerini yapmanız mümkün. İlla başarı haftalık yapmanız gerekmiyor. Sadece minor güvenlik güncellemelerini yapabiliyorsunuz. Burada şuna dikkat edin, bu sadece WordPress'in güncellemesidir. Ne kadar fazla eklenti kullanırsanız o eklentilerin güncellemesinin ayrıca takip edilmesi gerekiyor. Webdekliği bu eklenti güncellemelerini de yapabiliyor ama onların böyle bir minor güvenlik update gibi bir şeysi yok. Bu eklentileri sizin bakarak olmanız ve incelemeniz, hani güncellediğiniz zaman bir şeylerin bozulmadığına emin olmanız gerekiyor. WP Scan dediğimiz bir ek araç var. Bu güvenlik taramaları için kullanılabiliyor. Bir güvenlik veri tabanı var. WP bağlı bir database kullanılıyor. WP Scan'de siz herhangi bir WordPress sitesini dışarıdan tarayıp, işte kullandığı eklentilerde güvenlik açığı var mı, önerilen çeşitli güvenlik önlemleri var mı alabileceğiniz bunlara bakabiliyorsunuz. Özellikle hani böyle mesela WebSQL'in arada bir sisteminiz üzerinde çalıştırarak da kaçırmışım, şu eklentinin güncellemesi çıkmış vesaire yapmam gerekiyor diye haberdar olabiliyorsunuz. Eklenti ve tema seçerken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eklenti ve temaları denemek için ayrı WordPress'iniz olması lazım. Canlı WordPress üzerinde böyle şu temayı kurdum, eklentiyi kurdum, denedim, beğenmedim, kaldırdım, şunu da kurayım falan denemeleri yapmayın. Çünkü bu tip eklenti ve tema kurulumlarında normalde kuruldukları gibi kaldırılmaları beklenir. Ama eklentiyi ya da temayı yazan kişi düzgün yazmadıysa içeride pislik bırakabilir. Bu tip durumda sizin kirlenmiş bir veri tabanınız olabilir. Eklentinin gerçekten gerekli olup olmadığı önemli bir soru. Hani önüne gelen eklentiyi kurmayın. Hani ihtiyacınız olmayan bir eklentinin bulunması size ekstradan bir bakım maliyeti olur. Eklenti ne kadar zamandır geliştiriliyor ve ne kadar sık sürüm çıkartıyor önemli sorular. Daha dün çıkmış bir eklentiyi, hani daha 2 ay olmuş yayın yolu, üzerine hiç sürüm çıkmamış bir eklentiyi ben kurarken kendi adıma bir iki kere düşünüyorum. Çünkü o eklentinin düzenli olarak bakıldığı güvenlik açığı çıktığı zaman düzeltileceği vesaire belli değil. Ek olarak kaç kişinin kullandığı kafasının gözünün yardığı da belli değil. Benim genel olarak yazılımlarla ilgili yaklaşım yeni bir şey çıktığı zaman önce millet önderlisinin kafasının gözünün yarsın. Hani çeşitli problemler yaşasınlar, yazılım hala sağ kaldıysa ben daha sonra kullanmaya başladım şeklinde yaklaşıyorum. Ama hani böyle bir yenilikçi hissediyorsanız, ben yeni teknolojiler denemek istiyorum diyorsanız tabii ki kurcalayabilirsiniz. Ne kadar yaygın kullanılır önemli olduğu söylemiştik. İstediğinizden çok fazlasını sunuyor, o da önemli.
Yani örneğin siz sadece işte 5 kere login denendiği zaman engellemek istiyorsunuz ama bunun karşılığında beraberinde 20 özellik daha giden bir eklentiyi kurmanız çok akıllıcı olmayabilir. Bu biraz hani sinek öldürmek için tank kullanmaya benziyor. Hani onun yerine daha küçük, hani daha ufak, daha az problem olabilecek ve daha az kaynak gelecek eklentileri tercih etmenizde fayda var. WebSQL'in güvenlik açığı veri tabanına bir bakmanız önemli. İnsanlar bunun hakkında neler, ne yorumlar yapmış ona bakabilirsiniz. TeamCheck denen bir eklenti var. Bu eklenti temanın WordPress standartlarına uygun yazılıp yazılmadığını kontrol edip onunla ilgili uyarılar çıkartıyor. Tema kullanıyorsanız TeamCheck'i görüp değerlendirebilirsiniz. Eklenti ya da temanın dış bir servis kullanıp kullanmadığı önemli. Dünya harikasını yaratıyorum diye yazan eklentilerin bazılarına bakıyorsunuz. Dışarıdaki aslında bilimlerle servisine veri gönderiyor. Orada işlem yapıp buraya geri alıyor oluyor. Bu otomatikman size reklam olarak geri dönüyor. Ya da en azından dış bir servise bağımlılık olarak geliyor. Dış servisin bağlantısı gittiğinde sizin siteniz işlemez hale geliyor. O yüzden nasıl çalıştığına dikkat etmenizde fayda var. Belli özelliklerini ücretli satıyor olabilirler. Ona da dikkat edin. Hani böyle bir şey, önden hani şey, bu özellik güzelmiş diye alıp daha sonra ama bunun için para vermem gerekiyormuş 5 günden sonra diye karşılaşabilirsiniz. WP Options diye bir tablosu var WordPress'in. Normalde dışarıdan veri yazmak için kullanıyorsunuz bu tabloyu. Ama hani normalde de eklentilerin çok fazla veri yazıyorlarsa kendi tablolarını oluşturmaları bekliyor. Kendi tablosunu oluşturmak yerine bu tabloyu hunharca kullandığı takdirde WordPress'iniz yavaşlamaya başlıyor. Çünkü WordPress belirli sorguları WP Options tablosu üzerinden yapıyor. Hani atıyorum size. WordPress'in belirli seçenekleri de ya da özellikleri de onun üzerinden geliyor. Tablo çok büyüdüğü zaman onun üzerindeki sorular uzamaya başlıyor. Bunun sonucu da sizin WordPress'iniz yavaşlıyor. O yüzden eklentinin neyi nasıl kullanmadığı bakmakta fayda var. Şimdi, sisteminize dalmış olabilirler. Öncelikle geçmiş olsun. Ama ikinci soruda bir yedeğiniz yok. Beklenen yedeğinizde olması, o yedek adım maddesi onun için vardı. Çünkü herkesin başına gelebilir bu. Eğer yedeğiniz olsa direkt üzerine basıp devam edebilirsiniz. Ama eğer yedeğiniz yoksa temizlik yapmanız gerekecek. Bu noktada genellikle uygulama dosyalarında değişiklik oluyor. Hani bu tip bir şey yaptıkları takdirde. Öncelikle wp-config.php dosyasını bir kontrol edip içinde fazlalık var mı? Hani fazlalığı da böyle bir hani eval fonksiyonu içinde kargacı, kurgacı karakterler şeklinde görebilirsiniz. Daha sonra wp-content dizimi, wp-config.php dışındaki her şeyi silip WordPress kaynak kodundan tekrar açtığınız zaman aslında tertemiz bir WordPress'iniz oluyor. WP Content Plugins dizininde aynı şekilde orijinal paketlerinden geri açmanız gerekiyor. Çünkü orada eklentiler var. Eklentilerin de kodlarını yeniliyorsunuz. Daha sonra bu sunumdaki önerileri uyguluyorsunuz. Böyle upload dizinlerinde kod çalıştırılmasını engellemekten tutun, uygulama dosyalarını değiştirmemesini engellemekten tutun vesaire işlemler yapıyorsunuz. Veritabını ve WordPress yönetici parolalarınızı değiştiriyorsunuz. Sorun yine tekrarlıyorsa Veritabın içinde ava çıkmanız gerekiyor. Yani herhalde Veritabın içerisinde bir yere Veritabını daki içeriye bir kod yerleştirmişler, oradan çalıştırıyorlar diye. Onun içindeki dosyalarda aramaya çıkmanız gerekiyor ama bir yediğiniz olsa bunda hiçbir uğraşmak zorunda kalmazsınız, onu da söyleyeyim. Sisteminizde tekrar tekrar dalıyorlarsa, hani bu da olabiliyor. Ya temizledim geri dalıyorlar diye. Yani bu noktada hani hakikaten bu sunumdaki önerileri uyguladığınızda emin olun çünkü çok gerçekçi de değil yani hala dalabiliyorlar. Onun üzerine hala eminseniz o zaman nerede açık var diye temanın kaynak, tema ve eklentilerin kaynak kodlarına doğru size bir yolculuk bekleyebilir. Paylaşımlı hosting kullanıyorsanız ya da kabuk erişiminiz yoksa, hani o sunumun konusu değil çünkü fark ettiğiniz üzere önerilerin önemli kısmı kabuk erişimine dayanıyor. Hani sizin Linux konsolunda erişiminiz olduğunu farz ediyor. Eğer hani bir seçenekten bir sanal sunucuya göre geçip önerdiklerinizi uygulayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir miktarda süremi aştım sanıyorum. Sorularınız varsa hızlıca alayım. Olmadı kalanları sunumdan sonra alacağım. Aslında çok büyük bir aramış olabilir. CMS'ler için geçerli diyebilir. Tabii aslında buradaki uyarıları hemen her CMS'ye uygulayabilirsiniz. Evet, yani WordPress'in has şeyler haricinde. Evet, ya aslında WordPress'e has olanlar da muhtemelen ilgili CMS'ye uygun bir şekilde uyarlanabilirler. Çünkü aslında web uygulamaları hepsi aynı mantıkla çalışıyor. CMS sistemlerin hepsi de aynı mantıkla çalışıyorlar. Bu WordPress özelleştirilmiş bir versiyon ama çok rahatlıkla %70'i aynı kalacak bir şekilde herhangi bir CMS'ye de uzanabilir. Sayfayı madem indirebilir misiniz? WordPress suçu güvenliği diye tarayın ilk sırada çıkıyor. Yani sunum adıyla tarayın diye çıkıyor. Bir ara şey demiştim hani dışarıdan bir öğrenci olmuş, almayı engelledik ama
Yani bir şekilde bir file atıp oradan çekiyorlar. O şekilde o file ve sana nasıl açıyor? İşte bunu atarlar. Bunu şöyle bir size sizin herhangi bir şekilde tıklamanızda, bir yerinizde, temanızda bir işte atıyorum bir şey var. Dosya altına açık verici falan var. O zaman oradan yükleyebilir. Ama yükleme de çok önemli değil yani. Dediğiniz zaman bir işlem yapmayı engellemeniz de yeterli olur zaten. Yani adam oraya 500 tane PHP dosyası atıp değil mi? Çalıştıramadı taktikte o PHP dosyalarını atmasının hiçbir anlamı yok aslında. Ama temelde güvenlik zaten uygulamanın bir güvenliği için kullanıyorlar. Yani biz bir eksik dosyasını bir fonksiyon buluyoruz aslında. Aynen öyle. Evet, herkese teşekkür ediyorum bu için.